Şöyle yapalım o zaman. Allah. Arkadaşlar birbirini eleştirebilir dediniz ya. Evet. Bakalım eleştiriden neler doğuyor. Şu görüntüleri bir izleyelim. Beyler siz özellikle iyi Herkes izleyin. beni alıyorlar. Gıy gıy gıy. Kendinle Senle ilgili alan. alakalı ne Ondan yapalım? Onu sonra söyler dün misin? benim kelimelerimi çarpıtıyorsun. Nasıl Bak, mesela? mesela sen gerçekten düşündüğün şey ağzına değil. Sen beni daha kötü göstermeye çalışıyorsun. Ne gibi? Benim söylediğim kelimeleri daha kötü. Mesela her şeye rağmen dedim teyzesi varken Melis'in. Ondan sonra sen size rağmen dedin dedin. Ondan önceki ben gün burada onu. Konuşuyorum. Mehtap dedi. Seninle Mehtap sen, dedi. Sen bana size rağmen nasıl dersin dedim. Ben sana hatta orada iletişim kurduk bir tartıştık seninle. Ondan önceki gün de Seda Hanım buradayken ben sana hiç yükselmeden konuşuyorum Dani. Ama haklı olduğumu bildiğin için konuşmalarımda ve verecek başka bir cevap bulamadığın için bana yükselme. Bana yükselme deyip duruyorsun. Orada herkes şaşırdı çünkü ben sana hiç yükselmeden konuşuyordum. Hı-hı. Benim küçük küçük yakaladığım ayrıntılar var. Yani bu mu Düşünüp yani sorun? Duruyorum bunları. Evet ayrıntılar sorun. Zaten Peki, benim hatam neydi burada? Şey. Acaba kim daha samimi? Ne biliyor musun? Acaba hata kim daha samimi? Senin ben bana karşı burada ağlarken yapman. İkimiz dedim ki keşke Hı. üçümüz olsaydık. O da var. İyi hatırlattın. Ben dedim bunu. Anladın mı? O birlik beraberliği isteyen bendim orada. Bunu İyi hatırlattın. Ben Bütün sana... sorun buradan çıktı. O gün orada benim yanında da... olmanı istememden dolayı bu sorunlar çıktı. Benim hatam bu muydu? Orada da dikkati o, oraya çekmeye çalıştın. Neden biliyor musun? Çünkü o arkadan konuşma mevzusunda Karaçalı bilmem ne dedin. Hı-hı. Sen daha çok göze batıyordun o konuşmada ve dikkati kendi üzerinden tamamen çekmeye Cansel çalıştın. Cansel sana şu anda inanamıyorum. Ve burada konuşurken Cansel sen nasıl bizim yanımızda olmazsın dedim. Bak yansıtıyorsun. Ben senin bir açığını görsem hiç kimsenin içinde yansıtmam. Çünkü benim söylediğim şu an şey oluyorsun, biliyor musun? Oraya buranın dışarısı da var olur. Cansel. Dışarısı buranın değil. Dışarısı ne da var. Ne yaparsın dışarıda? Buranın dışarısı da var. Evet, bizim dostluğumuz var. Dışarıda da sürüyor. Anladın Dışarıda dostluğumuz sürüyor mu? Son bir haftadır biz seninle hiç konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Hı? Neden acaba? Bir düşün Neden acaba. Neden konuşmuyoruz? Çünkü senin bu yaptığın tavırlar yüzünden. Şimdi erkekler söyleyince kabahat oluyor da. Siz bu kadar yakın arkadaşken birbirinizin eleştirisine bile katlanamıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Ben de anlayamıyorum. Yo bak bence bak o gün bir tek konuda. Bu konu nereden çıktı buralara kadar taşındı. O sizin probleminiz veya daha iyi bildiğiniz bir şey ama. O gün gerçekten seni eleştirirken Cansel yükselmemişti. Ses tonu da yüksekti. Bir şey diyebilir miyim? Bu sorun olmasının nedeni çünkü bu yaptığı şey eleştiri değildi bana karşı. Dani beni eleştirdiği zaman ben Dani'yi uzun zamandır tanıdığım için nerede eleştirdiğini biliyorum ya da eleştirirken benimle nasıl konuştuğunu. Ama Hazreti Ali'nin bir lafı vardır bilir misiniz? Hangisi? Başkasının yanında yapılan eleştiri, eleştiri değil hakarettir. Hakarettir, evet. Şimdi eleştiri bence dünyanın en iyi şeyi. Ama Hazreti Ali'nin bu lafı da bence dünyanın en önemli lafı. Evladına bile der bak, evladına bile. Sen anneni düşün, teyzeni düşün, babanı düşün. Başkasının yanında seni eleştirdiğini düşün evlat olarak. Yapılan eleştiri bile eleştiri değil hakarettir denir. Belki de bu eleştirileri yapmanın yerini, zamanını, zaman zaman insanları köşeye tek başına çekmeyi... Tamam mı? O üslubu korumayı öğreneceksiniz. Çünkü o zaman eleştiri gibi gelmez sana, hakaret gibi gelmez, savunmaya geçmezsin. Beyler sizin bu eleştiriler konusunda. Sizin de birbirinize eleştiri yaptığınızı görüyorum. Zaman zaman yükseliyorsunuz ama mantıklı yaptığınızda daha iyi gidiyor sanki sizin evde işler. Evet. Yani. Doğru. Ya biz genelde eğleniyoruz, eğlenmeyi biliyoruz çünkü. Eleştirilerimizi yaparken bile karşımızdaki insanın neyden kırılıp neyden kırılmayacağını artık çok iyi öğrendik. Ve tartışmak huzurumuzu da kaçsın istemiyoruz. O yüzden bunu bir neşeli bir şekilde konuşuyoruz. Haksız yönlerimizi bile. Ve kabulleniyoruz haksız evet. olduğumuz yönleri. Yani evet. evet diyoruz ya hakikaten böyle konuşuluyorsa bu böyle olmalı. Bu ki biz bunu göremiyoruz. Evet yani ben burada yanlış yapmışım. Özür dilerim. Bitti. Bitti ya. Bu kadar. Affedersin. Bu kadar. Yani tartışmak, tartışmayı değil, kazanmak için yapmıyorlar. Evet. Yani. Tartışmayı kazanma. Bak Ceyda nasıl lafın altında kalmamak için Allah paragraf paragraf konuş. Kal kızım. A-a. Bir kere de kal. Bak herkes bana diyor ki mesaj atıyorlar. Nur'u koru. Nur'a sahip çık. Nur'a Melis saldırıyor. Hayır. Mesela öyle bir şey yok. Anladın mı? Sakin duruşuyla o söylemek istediği her şeyi söylüyor ve yerine gidiyor aslında. İhtiyacın var mı? Yok. Hayır yok. İşte o kadar. Şimdi ne oldu bu kavganın sonunda Dani? Daha doğrusu kavga bile değildi bana göre yani sabah normal bir konuşmaydı ama sonunda nasıl bu kadar yükseldi? Bence üçümüz de anlamak istediğimiz şeyleri anlamışız diye düşünüyorum. Herkes farklı bir fikre sahip burada. Seni çok üzgün görüyorum ama bugün. Evet çünkü gerçekten üzülüyorum. Çünkü ikisi de sevdiğim insanlar ama beni bilmiyorum
Konuşamıyorum yani. Cansel şu an mesela gülüyor. Gülmüyor. Bak onun da bacak öyle. Onu ben gülüşünü bilirim. Onun bir zaten direkt mimiği vardır. Gülme mimiği. O her şeye güler ama bugün gülmüyor. O da gülmüyor. Ama en üzgün seni gördüğümü söylemek zorundayım. Öyle çünkü. Yani ben bazen duygularımı her zaman dışarıya vuramıyorum. Vurduğum zaman da böyle oluyor. Yani ne bileyim. Ben kendimi biliyorum. Kalbimi biliyorum. Bana bunlar yeterli. Sonra buradan fırlayıp gittin. Sen söz mü istedin? Ben hani değindim ya orada, hani açık arıyorsun diyor. Tekrar aynı şeyi yaptı. Cansel şu an gülüyor dedi. Ya arkadaşım ya. Sürekli bunu yapıyorsun ya. Bedenine. Nasıl sana sesini dostum duyuyorum. Diyeyim? Nasıl? Sesini duyuyorum. Evet duy diye zaten böyle konuşuyorum. Yeter artık yani. Verdiğin tepkiye bak. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Allah. Bu konu hakkında asla konuşmayacağım bir daha. Cansel yerden göğe kadar haklısın. Bundan sonra sen ne işe yapıyorsan, nasıl biliyorsan, iyi biliyorsan onu yap. Ben her türlü senin yanındayım ve arkandayım zaten.